TV4 ekranlarından herkese merhaba. Ben Bahar Dünere. Teknozum'da yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün çok güzel bir konuğumuz olacak. Birol Güven bizlerle olacak. Kendisiyle geleceğin sinemasını, dijital dönüşümün sinemaya etkilerini ve teknolojiyle sinemanın kesiştiği noktaları konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce bir haber turumuz var. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen teknoloji dünyasının son çıktılarına bir göz atalım. Haftanın ilk gelişmesi WhatsApp'tan. Yayınlanan yeni bir güncelleme sonrası popüler mesajlaşma platformunun sohbetlerde gizliliği sağlamaya yönelik yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcıların belirli sohbetleri kilitleyebilmesi mümkün hale gelecek. Kilitlenen sohbetler belirlenen bir parola ya da parmak izi aracılığıyla yalnızca o sohbetteki kişiler tarafından açılabilecek. Bununla birlikte sohbetin ard arda yanlış parolayla açılmaya çalışılması durumunda sohbete yalnızca sohbet geçmişinin silinmesi koşuluyla erişim sağlanabilecek. Sohbet kilidi konuşmada gönderilen fotoğraf ve video gibi medya içeriklerinin de gizli kalmasını mümkün kılacak. Kilitli sohbetlerdeki fotoğraflar ve videolar otomatik olarak telefon galerisine kaydolmayacak. Bu sayede şifreyi bilmeyen veya parmak izini okutmayan bir kullanıcının bu içeriklere erişmesi de mümkün olmayacak. Yeni özelliğin yakın zamanda uygulamanın deneme sürümünde kullanıma sunulması ve kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilmesi bekleniyor. WhatsApp'ın 2 yıl önce sohbet yedeklerini şifreleme özelliği üzerinde de çalışmış olduğunu hatırlatalım. Teknoloji gündemine son dönemlerde damgasını vuran bir başka gelişme de Twitter'ın kaynak kodlarının sızdırılması oldu. Free Speech Enthusiast isimli bir kullanıcı Twitter'ın kaynak kodlarının bir kısmını GitHub'da yayınladı. Burada hemen GitHub'ın açık kaynak kodlu yazılımlar için geliştiriciler tarafından yaygın olarak kullanılan bir platform olduğunu hatırlatalım. Yaşanan gelişme sonrası Twitter, kaynak kodlarının izinsiz yayınlanmasıyla ilgili yasal işlem başlattı. Popüler sosyal medya platformu sızıntıdan sorumlu kişinin kimliğinin tespit edilmesi adına GitHub'a bir mahkeme celbi gönderdi. Bunun üzerine GitHub, mahkeme celbinin gönderildiği gün kaynak kodlarını platformdan kaldırdı. Öte yandan Elon Musk, 2022 yılında yaklaşık 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ı satın aldığında söz konusu hamleyi ifade özgürlüğünün korunabilmesi adına yaptığını iddia etmişti. Bu nedenle kaynak kodlarını sızdıran kişinin kullanıcı adındaki free speech, yani ifade özgürlüğü göndermesi dikkat çekti. Musk'ın Twitter'da yapmayı planladığı değişiklikler arasında platformun açık kaynak kodlu hale getirilmesi ve dolayısıyla herkes tarafından kontrol edilebilir ve şekillendirilebilir hale gelmesi de yer alıyor. Bu hafta radarımıza takılan son gelişme ise yine ChatGPT ile ilgili. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca gündemi bir hayli meşgul eden yapay zeka destekli sohbet robotu ilk kez bir ülkede tamamen yasaklandı. İtalya'nın Veri Koruma Otoritesi ChatGPT'nin ülke çapında erişime yasaklanmasını emretti. Konuya ilişkin açıklamada ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI'ın kullanıcı verilerini yasa dışı şekilde topladığı belirtildi. OpenAI'ın kullanıcı verilerini toplamak için herhangi bir gerekçesi olmadığını da altı çizildi. Bununla birlikte ChatGPT'nin 18 yaşını doldurmamış bireyleri korumaya yönelik herhangi bir özelliğe sahip olmadığı dile getirildi. Yapılan hamle sonrası İtalya kanunlarına göre OpenAI için 20 günlük bir geri sayım başlamış oldu. Şirketin bu 20 gün içerisinde İtalyan Veri Koruma Otoritesi'nin talimatlarını yerine getirmesi ve kurumu da neler yaptığı ile ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde OpenAI hem İtalya'da ChatGPT'ye erişimi tekrar açamayacak hem de İtalyan hükümetine 20 milyon euroya, yani yıllık cirosunun %4'üne kadar ceza ödemek zorunda kalacak. OpenAI bu direktifleri yerine getirmezse İtalyan internet kullanıcıları ChatGPT'ye bir daha erişim sağlayamayacak. İtalya'nın daha önce Replica isimli başka bir sohbet robotunu daha yasaklamış olduğunu da altını çizelim. Evet,
Evet sevgili TV4 izleyenleri, tekrardan stüdyodayız. Bugün Birol Güven bizlerle. Kendisini herhalde tanıtmamıza çok fazla gerek yok. Çocuklar duymasın desek yeterli olur gibi geliyor bana. Ama aynı çatı altında da TV360'da kendisi Gelecek Geliyor isimli bir programın moderatörlüğünü üstleniyor. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Bugün sizle geleceğin sinemasını konuşmak istiyoruz aslında. Çok hakim olduğunuz bir alan sinema. Teknoloji alanıyla da çok buluştuğunu ve kesiştiğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Yıllar içerisinde aslında teknolojik imkanlar çerçevesinde sinema çok gelişti tabii ki. Eskiden böyle çok imkansız gördüğümüz şeyleri şimdi işte görsel efektlerle vesaire yapabiliyoruz. Siz senarist kimliğinizle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu üretim sürecini nasıl etkiliyor bu gelişimler? Bizim sektörümüzde şöyle inanılmaz bir devrim niteliğinde bir şey oldu. Yani son 10 yıl içinde gerçekleşti bu. O da içerik üretimi çok kolaylaştı, çok ucuzlaştı. Yani bunu sağlayan tabii ki dijital dönüşüm. Eskiden film çekmek, ister kısa film olsun ya da uzun metraj olsun fark etmez, çok çok önemli bir şeydi. Yani onu yapabilen yapımcılar, onu çekebilen yönetmenler, işte negatif o kutu filmler falan, çok film çekmek mümkün değildi ya. Biz film çeken insanları göremezdik bile. Dolayısıyla dijital bize inanılmaz bir imkan verdi. Şöyle bir imkan verdi. Dedi ki sen istediğin kadar çekebilirsin. Silip bir daha çekebilirsin. Bu mesela bence bu çok büyük, yani bizim sektörümüzün devrimi oldu. Ama iyi bir şey mi bunu tartışırım. Şöyle, şimdi analog dönemde eskiden insanların elinde bir kutu film vardı, bir sahne hazırlanırdı ve yönetmen ve oyuncular, herkes onu mümkünse bir seferde çekmek zorundaydı. Evet, defalarca prova alınıyordu. Evet, dolayısıyla çünkü çok pahalı bir şeydi. Evet. Arkadaşlar kimse hata yapmasın, çalışın, ezberleyin, provalar yapın falan filan. Çekiyoruz dedik mi çekiyorduk. Evet. Ben de onların son dönemlerine yetiştim zaten. Dolayısıyla inanılmaz bir konsantrasyon vardı. Bütün ekip, kamera arkası, kamera önü, çekim anı inanılmaz, böyle herkes işine odaklanıyordu, çekiyorlardı, gidiyorlardı. Şimdi diyorsunuz ki bir daha çekebilme ihtimaliniz var ya, kimse konsantre olamıyor. Evet. Oyuncu konsantre olsa kameraman olamıyor. Kameraman konsantre oluyor, sesçi konsantre olamıyor ve dolayısıyla biz zannettik ki bu çok lüks bir şey. Bu bizim sektörümüzde bir kere işleri uzatıyor. Evet. Zannettiğimizden, hani bu dijital çağın bize getirdiği pratikliği ötesinde tam tersi, işler planlandığından daha uzun sürmeye başladı. Güzel tarafı şu, herkes bir film çekebilir hale geldi. Evet. Eskiden herkes bir şiir yazabilirdi. Yani benim çocukluğumda şiir yazmak ne demekse bir kağıt kalem, şimdi aynı şekilde film çekilebilir hale geldi. Efektler, inanılmaz dijital efektler oldu. Çok kolaylaştı, imkanlar çok arttı. İşte siz başka bir ülkeye gitmeden, başka bir ülkedeymiş gibi film çeker hale geldiniz. Çok kolaylaştı her şey. Ama filmler daha mı iyi oldu? Bence olmadı. Neden? Çünkü filmler giderek bilgisayar oyunlarına benzemeye başladı. Film çekmenin en, yani genel olarak içerik üretmenin en temel meselesi, çeken kişinin bir derdi olması gerekir. Şimdi gerçekten film yapabilecek dertlerimiz var mı? Bir trajedimiz var mı? Travmamız var mı? Travma yara demek. Yaralarımız var mı? Yani neyin filmini yapıyoruz? Bu bunların hiçbirini dijital çözemez. Dijital her konuda olduğu gibi insanın kapasitesini artırır. Başka bir şey yaramaz ama. Yani doktorun kapasitesini artırır. Doktor bu teknolojileri kullanarak daha iyi teşhis yapar. Mühendis
bu dijital teknolojileri kullanarak daha iyi evler yapabilir, daha iyi köprüler kurabilir. Kapasitesi artar. Sanatçının da kapasitesi artar. Çünkü teknoloji onun kapasitesini artırmaya yarar. Sinemacının da kapasitesi artar. Doğru kullanılırsa birçok işe yarar bunlar. Ama temelini değiştirmez. İyi bir film yapmak için insanın derdi olması gerekir. Derdi olmayan sinemayı dijital kurtarmaz. Evet. Dert varsa da, dijital olmasa da çok güzel filmler olur. Tarih böyle filmlerle dolu. Yani şunu demek istiyorum, özetleyeyim. Belki de dağıttım. Evet, çok kolaylaştırdı. İçerik üretmeyi çok kolaylaştırdı. Kapasitemizi arttırdı. Ama hala iyi film yapmak için başka şeylere ihtiyacımız var. Son yıllarda peki şeyi de konuşalım biraz. Pandemi sonrasında özellikle dijital platformların, yayın platformlarının ciddi bir yükselişi var. Hı hı. Eskiden şimdi sinema yapmak, ya kocaman bir perdeye bir şey yapıyorsunuz ya aslında. Artık izlediğimiz ekranların boyutu falan çok küçüldü. Fakat mesela çok yakın zamanda bir dünya devi medya şirketi işte Türkiye'ye de giriş yaptı dijital yayın platformuyla hı hı. birlikte. Ve bütün gişeyi neredeyse aldı, işte çok izlenen yapımları, Recep İvedik gibi, Gülse Birsel'in yeni filmini aldı vesaire. Yani bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık biraz daha dijitale yönelik tabii ki işler yapılıyor. Ama işte küçük ekranlara bir şeyler yapıyor olmak, içerik üretimi çok ciddi farklılık yaratıyor aslında içerik üretiminden. Ne diyorsunuz buna ilgili? Çok doğru. Yani bizim yaptığımız, yani bizim derken sektörün yaptığı filmlerin kalitesini ekranın büyüklüğü belirler. Dolayısıyla biz bir film çekip ve bunu bir şöyle bir ekrandan seyredeceksek, bunun çok da böyle muhteşem ışığının muhteşem olmasına gerek yok. Sahnelerin genel planlar, büyük planlar olmasına gerek yok. Çünkü zaten burada konuşan kafalar oluyor genelde diye düşünürdüm. O yüzden de ben derdim ki sinema asla ölmez. Çünkü sinemayı sinema yapan şey perdenin büyüklüğü. Hiçbir zaman ölmeyeceğini, en iyi filmlerin salonda seyredileceğini düşünürdüm. Ta ki bu metaverse ve sinema konusuna gelene kadar. Benim dediğim dört şey neydi? Karanlıkta izlenir, yüksek sesle izlenir, birlikte izlenir, büyük perdede izlenir dedik. Evet. İnşallah yanlış saymamışımdır. Bunların hepsini biz eskiden salonda sağlıyorduk. Bunların hepsini bir gözlük sağlayabiliyor. Evet. Hiçbir perde, o VR gözlükler, işte ne o gözlükleri sanal neydi? Sanal gerçeklik gözlüğü. Evet, sanal gerçeklik gözlüğü kadar büyük perde yok dünyada. Evet. Dünyanın en büyük perdesi bir gözlüktür. Evet. Çünkü ekran artık gözümüzün içine girdi. Şu aşamada küçüktü ama artık bu da yok oldu ve bir gözlük taktık. Dünyanın en büyük perdesi oldu. Sonra ses. Yüksek ses. Kulaklık. Yapılabiliyor. Hiçbir salon kulaklıktaki ses kadar kaliteli olamaz. Bence. Yani o maalesef. Ben sevmiyorum kulaklığı bu arada. Bunun hiçbirini de kullanamıyorum, onu da söyleyeyim, ama hani objektif olmak zorundayız. Ve karanlık da seyredilir. Karanlık gözlük senin ışığını zaten ayarlıyor. Evet. Karanlık sorunu da yok. Birlikte seyredilebilir mi? Evet, birlikte seyredebiliyorsunuz. Evet. Sen çok daha iyi biliyorsun. Gözlüğü taktığında, bir arkadaşın da gözlüğü taktığında, daha kilometrelerce uzaktaysa tabii ki, yani senin arkadaşın Meksika'daysa, evet, Meksika'daki arkadaşınla gözlük vasıtasıyla bu akşam birlikte film seyredebiliyorsunuz. O zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çok üzgünüm ki, yapacak hiçbir şey yok ki, salon sinemacılığı bence bitmiştir. Siz tabii ki çok daha iyi hatırlarsınız. Üç boyutlu gözlüklerin ve üç boyutlu perdelerin ilk geldiği zamanlarda çok büyük bir heyecan yaşanmıştı. Ve birçok kişi aslında o fikre çok tutunmadı. Yani şu anda çok popüler bir şey değil sinemada. Metaverse ondan daha büyük bir dönüşüm mü yaratacak sizce, yoksa öyle bir hype olarak, yani işte bir trend olarak kalır? Metaverse yaklaşık bir yıllık süre içinde böyle sanki bir ara hayal kırıklığı gibi oldu. Ben onun peşine düştüm programımdan dolayı. Orada bu konuları da biraz konuştuğumuz için bu işin uzmanlarıyla konuştum. Dedik, balon muydu abi, niye bizi kandırdınız falan. Bunları sordum ben.
şöyle bir sonuca vardık. Genel olarak hani bir ürün çıkar, sonra çok ilgi görür, sonra bir düşer. O ara üretim zamanıdır. Hı hı. Mesela gözlükler için konuşacak olursak, gözlükler gerçekten çıktı. Hı hı. Çok heyecan yarattı. Fakat gözlükler çok büyük. Evet. Baş ağrısı yapıyor, işte bazı hastalıkları vertigo gibi tetikliyor diyorlar. Bilmiyorum. Ben zaten takmam da onları. Hı hı. Ve diyorlar ki şu anda gözlükler çok geliştiriliyor. Hı hı. Çok yakında tıpkı böyle gözlüklerle bir güneş gözlüğü takar gibi, Facebook'un da o konuda çalışmaları var. Evet. Bir ünlü markayla biliyorsun. Nasıl kocaman gözlükler küçülüyorsa, Metaverse ile ilgili olarak bu Amerikalıların her zaman yaptığı numara bu. Pazarlama dahisi bunlar. Hı hı. Bir anda böyle Zuckerberg bir pazarlama bir şeyler yaptı. Erken yaptı bence. Doğruyu yanlış zamanda yapmak da yanlıştır. Evet. Erken pazarlama da tehlikeli bir şeydir. Ama bu onun ben hala yok olacağına inanmıyorum. Yani bir şekilde bir zaman hayatımıza giren bir şey bir anda böyle çok yükseliyor. Sonra gerçekten öyle bir eğri de var. Birçok teknolojik ürün için bunu söyleyebiliriz ama burada çok yatırımlar yapıldı. Bunların çok yakında gerçekten işe yarar hale geleceğini düşünüyorum. Yani bu aslında Metaverse dediğimiz şey internetin sinemayla evliliği. Evet. Ya bundan kaçamayız. Çünkü Metaverse'teki internet Metaverse ile birlikte çok daha anlamlı olacak. Sadece gözlük takacağız. Bu bir zamanlama problemi olduğunu düşünüyorum. Yani buna uzak duramayız. Evet. Yani şey yapabiliriz yani gerçekten ya bu bir balonmuş falan, buna da çok inanmamak lazım. Temkinli olma, ama o gün de bunları söylüyorduk. Bu konuda temkinli olmak lazım ama treni kaçırabiliriz gerçekten. Evet. Biz hani ya balonmuş malonmuş derken adamlar oradan her zaman olduğu gibi yürür gidebilirler yani. Evet. Buna da çok inanmamak lazım. Nasıl Metaverse'ü çok büyüttük, o da yanlıştı. Şimdi de ya balonmuş yok öyle bir şey de aynı seviyededir bence, tehlikelidir. Evet, biraz daha galiba şey ileri bakarak temkinli yaklaşmak lazım, tereddütlü. Peki yapay zekanın sinema entegrasyonu konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben şu çerçevede soruyorum özellikle. Çok yakın zamanda çok ünlü bir yetişkin animasyon dizisi var, South Park diye. Seslendirmenin yaratıcısı ve yapımcısı aslında bir bölümünü ChatGPT'ye yazdırdı, senaryosunu. Ve birçok kişi tarafından çok daha akıcı ve iyi bulundu bölüm, tuhaf bir şekilde. Siz senarist kimliğinizde ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya ben zaten benim hayattaki en büyük amacım çalışmadan para kazanmak. Yani o yüzden böyle bir yapay zeka var ve senaryo yazıyorsa ben kutlarım bunu yani. Hiç yani çok mutlu olurum. Biz bunu beceremedik ama ben ve arkadaşlarım ilk günden beri yapay zekaya senaryo yazdırmak için çok uğraşıyoruz. Bu olmuyor. Şu anda olmuyor. 2023 yılında Türkiye'de Türkçe olarak ChatGPT ya da bilmiyorum başka benzeri uygulamalar, benim çok iyi hakim olduğum bir konu değil ama çok hakim olan ekibimiz var bizim. Sonuçlarını beğenmiyorum. Şu anda senaryo yazabileceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ki örnekleri var. Bir kere Türkçe yazamıyorlar. Evet. Onu unutalım. Dolayısıyla biz yapay zeka ile bir çalışma yapacaksak İngilizce yapmak zorundayız şu anda. Şu anda 2023 yılında bu mümkün değil. Mümkün olur. Şöyle biz çalışma yaptık. Bunu da ilk defa söyleyeyim. Becerebilseydik bunu yapacaktık. Çocuklar Duymasın'ın senaryolarını ChatGPT'ye yükledik. Dedik ki bize 2040 yılında geçen bir senaryo ver. Eğer iyi bir senaryo yazarsa çekeceğiz onu. Çok tabii iyi. Tabii. Çok iyi fikir. Yo, çok yakın. Ben çok memnun olurum bundan. İnşallah diyorum. Yani bekliyoruz arkadaşın senaryo yazmasını. Çok kolay değil. Neden çok kolay değil biliyor musun? Onu söyleyeyim sana. Şimdi bu yapay zeka insanın tarif edebildiği her şeyi yapacak. Tarif edebildiği. Yani burayı al süpür. Sonra yıka, sonra sil, sonra parlat. Tarif. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunu yapıyor. Fakat içinde biraz yaratıcılık olan, yani sanat
ya şöyle bir resim yap falan filan. Bunları belki bir gün yapar, yapabilir. Ama şu anda ben insanın bile kendisinin tarif edemediği bir şeyi... Şimdi mesela sen bana desen ki bir çocuklar duymasın senaryosu yaz, ben yazarım. Ama desen ki nasıl yazıyorsun, vallahi anlatamayabilirim. Değil mi? Ya ben sana bunu anlatamıyorsam bu ChatGPT'ye nasıl anlatacağım? Ya da o okuyup bunu nasıl öğrenecek? Ki bizimkiler sitcom en basit matematiği olan senaryodur. Yani bir yapay zeka için çok kolay, anlaması çok kolay bir şeydir. Programın başına dönüyorum. Derdi olmayan sinema yapamaz. Evet. Bu ChatGPT'nin ne derdi var ya? Evet. Ne derdi olabilir? Evet. Ne yapabilir? Kopya çekebilir. İnsan gibi bir şey yapabilir. Bir şey gibi ise de zaten gibidir. Yani o gibi olduktan sonra da ondan bir sanattan bahsedemeyiz. Yani işte Picasso gibi resim yapar. Şunun gibi heykel yapar. Evet, yapar. Yapar ama özgün bir şey ortaya çıkar mı? İnşallah çıkar. Ben onunla çalışmayı çok istiyorum zaten. Son olarak şunu sorayım size. Yapay zekalarla ilgili şimdi iki farklı görüş var biliyorsunuz. Bir kesim diyor ki bunlar artık özelliğini ele geçirecekler ve hani sanatçı da olabilirler, mucit de olabilirler, her şey olabilirler. Ama temelde şu an elimizde kullanabildiğimiz yapay zekalar sizin de söylediğiniz gibi aslında insan deneyiminin, tüm insan deneyiminin öğrenebildiği kadarıyla bir replikasını çıkarıyor. Siz bu noktada nerede duruyorsunuz? İnsanın kolektif bilinç dışı diye bir şey var. Ortak bir bilinç dışında ortak bir hazinemiz var. Burası kötüyü çok seviyor. Burada da yapay zekayı kötü olarak konumlandırmak Hollywood'un çok uzun süredir yaptığı bir şey. Biz biraz onun etkisindeyiz. Belki sen de bu soruyu sorarken seyrettiğin Hollywood filmlerinin etkisi altındasındır. Mesela bir mafya ya da ağır abiyi gördüğün zaman onların kıyafetleri, hareketleri falan hepsi aslında Baba filminden çıkmıştır. Yani Baba filminin ortaya attığı bir dünyadır o. Filmler öyledir. Etkilerler yaşantımızı. Şimdi yapay zekaların böyle kötü şeyler yapacağına dair tek verimiz Hollywood. Başka verimiz yok şu anda. Dünyayı ele geçirecekler. Geçirdiler mi? Yok. Nereden biliyorsun? Filmlerden biliyoruz. Ya ben, hani filmleri biz ciddiye alamayız. Filmlerde olan birçok şey oluyor, gerçekleşiyor ama kimse gerçekleşmeyenleri konuşmuyor. Evet. Filmlerde aslında birçok şey de gerçekleşmiyor. Öyle bir liste de var. Dolayısıyla biz filmleri ciddiye alıp, ha, filmde gördüm, bu da yakında olur, çok komplo teorisi. Ben buna çok inanmıyorum. Böyle ben yapay zekaların bir kötülük yapabileceğini düşünmüyorum. Ama arkasında bir kötü insan olabilir. Çünkü bu dualite, iyi ile kötünün savaşması hep devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek. Yani çok keskin bir bıçak, çok iyi bir bıçaktır, iyi keser. Siz onunla işte elma da soyabilirsiniz, birini öldürebilirsiniz. Bu bıçağın kötü olduğu anlamına gelmez. O iyi bir bıçak o. İyi kesiyor yani. Dolayısıyla burada da yapay zeka kötülük yapabilir mi? Bence yapar. Ama yapay zekanın arkasındaki insan yapar o kötülüğü. Kendisinin bir bilinci olduğunu, bilinçli olarak bunu yapabilme kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Ya da bunların bilinci varsa yandık. Evet. Bunu da şimdi duydular. Evet. Ben çok inanmıyorum. Yani ben insanın tasarladığı bir şey, insanın kontrolünden çıkabilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Uçaklar insanın kontrolünden çıkıp havalandılar mı? Havalanamazlar yani. Evet. Çok teşekkür ederiz bugün bizde olduğunuz için. Ben şahsen onur oldum ve çok keyif aldım sohbetinizden. İnşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Biz şimdi İpin Ucu bölümünde bir uygulama inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Umarız çok da keyif alacaksınız uygulamayı incelemekten. Birol Güven'e tekrar teşekkür ediyoruz. İpin Ucu bölümünde tekrar görüşürüz.
bildiğiniz üzere Teknozoom'da ipin ucu bölümünde bazen böyle işte bakıp keyif alabileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz, aslında çok fazla işe yaramasa da değişik deneyimler yaşayabileceğiniz uygulamalar ve platformlar deniyoruz. Bu da aslında o uygulamalardan bir tanesi. Bu temel olarak bir uygulama değil, bir platform, yani bir internet sitesi. Buna hem bilgisayarınızdaki web tarayıcıdan hem de telefonunuzdaki internet tarayıcısından giriş yapabiliyorsunuz. Windows Web isimli bir platformdan bahsedeceğim bugün. Şimdi ben zaten tarayıcımı açtım ve platforma giriş yapıyorum. Bana zaten öneri olarak çıkardı daha önce giriş yapıp incelediğim için. Ben telefonunuzda inceliyorsanız eğer yatay olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman görüntü çok daha iyi oluyor tabii ki. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta açıldığında böyle biraz sanatsal bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada aslında işte mesela bize bir kahve al falan diyor. O kadar da hani mühim bir şey değil. İçinde ücretli kullanabileceğiniz özellikler de mevcut. Aynı zamanda bu uygulamaya katılmış, bu platforma katılmış insanlara bahşiş de gönderebiliyorsunuz. Ama bu hiçbir zaman platformdaki herhangi bir özelliği kullanmanızı engelleyecek bir şey değil. Tamamen ücretsiz olarak da kullanabileceğiniz bir platform bu. Platform içerisinde temel olarak şunu yapabiliyorsunuz. Dünyanın çeşitli yerlerinden, hatta neredeyse dünyanın her yerinden evinin penceresindeki görüntüyü paylaşmış insanlar mevcut burada. Dolayısıyla bana dünyanın bir yerindeki bir pencereden bir görüntüyü göster diyorsunuz ve farklı farklı pencerelerden farklı görüntülere dünyanın her yerine göz atabiliyorsunuz. Ben şimdi bana bir pencere aç diyeceğim. Burada açtım. Gördüğünüz gibi tabii ki reklam çıktı çünkü ücretsiz kullanıyoruz tamamen. Hemen kapatıyorum ben reklamı. Şu anda neredeymişiz mesela? Kolombiya'dayız. Gördüğünüz gibi birisi bunu paylaşmış. Şu sol altta login'in sağında, yani giriş yap ifadesinin sağında gözüken butonuna tıklarsam bu görüntüyü kaydedebiliyorum ve favori olarak bakabiliyorum. Anlık olarak oranın tabii ki de sesi de mevcut. Yani ortam sesini de duyabiliyorsunuz. Şu anda Kolombiya'da yağmur yağıyor gibi gözüküyor. Şu anda dediğime bakmayın. Aslında bunlar daha önceden işte o evlerde yaşayan kişiler tarafından paylaşılmış ve kaydedilmiş görüntüler. Mesela geçenlerde ben platformu incelerken İstanbul'dan bir görüntüyle karşılaştım. Kar yağıyordu ama o sırada İstanbul'da kar yağmıyordu. Dolayısıyla anlaşılabiliyor zaten farklı zamanlarda çekilmiş olduğu. İsterseniz ortam sesini sağ alttan kısabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Şu kaydete tıklayabilmek için tabii ki de önce giriş yapmanız gerekiyor ya da ücretli bir versiyonu kullanıyor olmanız gerekiyor. Şimdi ben başka bir yere daha bakacağım mesela. Bizi Almanya'ya götürdü. Almanya'da işte birinin evinin penceresinden bakınca kar yağıyormuş o anda. Aynı şekilde tekrar bakalım. Amerika'da bir yere gittik. Yine karlı bir görüntü. Biraz böyle sıcak bir yer arıyorum açıkçası. İçim buz gibi oldu baktıkça. Yine Amerika'da bir yere götürdü. Evet, burası mesela nispeten daha havanın açık olduğu ve sıcak bir yer. Çok güzel görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz geçerken. Şimdi ben bunu kapatacağım. Dikey olarak da bir bakalım. Böyle mesela insanların işte kişisel bahçeleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Kanada'daymış burası mesela. İngiltere'de bir yere götürdü beni. Gene karlı bir görüntü. Çok hoş, gerçekten beklemediğiniz görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Çok dediğimiz gibi öyle işinize fazla fazla yarayacak, hayatınızı kurtaracak bir uygulama değil elbette. Ama çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte ortam sesini dinleyebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinde nasıl görüntüler var keşfedebilirsiniz. Siz de denemek isterseniz Windows Swap'e internet tarayıcınızdan, dediğimiz gibi telefonunuzdaki internet tarayıcısından ya da bilgisayarınızdaki web tarayıcıdan giriş yapıp platformu inceleyebilirsiniz. Bugün de Teknozoom'un sonuna geldik. Elinoğlu arama motorlarına yazar. Siz teknoloji ve bilim dünyasından merak ettiğiniz başka konu ve gelişmeler varsa ekranda gördüğünüz iletişim kanalları üzerinden bize yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.